Herkese merhaba arkadaşlar. Fevzi Paşa'dayız. Akbük ile Didim arasındaki kalan mahalle burası. Fevzi Paşa ayrı bir mahalle ama Akbük olarak genelde biliniyor. 325 metrekare arsa içerisinde deniz manzaralı, önümüz bomboş, yeşil alan. Köşe konumda çok güzel bir arsa içerisinde harika bir villa tanıtacağım. 4+1 alt katta bir odası var. Fiyatımız da 8 milyon 500 bin TL. Keşke gözün gördüğü şekilde gösterebilsek. Çok güzel bir deniz manzaramız var. Birazdan yukarıya çıkacağız. Oradan da göstereceğim. Harika bir villa. Benim çok hoşuma gitti. Ön tarafının tamamen boş olması, köşe konumda olması tabii ki ayrı bir avantaj. Yani manzaranız hiçbir zaman kapanmıyor. Zeminden dahi denizi görebiliyorsunuz. Ön tarafta yeşil alanımız var. Burayı kamelya alanı olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü bizden sonra arsa yok. Burada da güzel bir havuzumuz var. Kendine ait park alanı mevcut. Otomatik panjurlu güvenlik kamera sistemleri hazır. Gayet güzel, şık bir villa. Burayı da yeşillendirecekler. Bahçe düzenlemesi henüz yapılmadı. Araç park yerimiz burada. İsterseniz üstünü kapattırabilirsiniz. Şu an bu çevredeki arsa rakamları 6 milyon civarında arkadaşlar. Bunu böyle değerlendirin, böyle izleyin. Girişimiz de burada. Gayet güzel. Burada da küçük bir depomuz var. Buradan da harika bir manzara var. Manzarası çok güzel. İnanın. Böyle yerler diğer yerlerle kıyasladığımızda bir adım öne çıkıyor. Şimdi Efeler Mahallesi, Hisar Mahallesi ile kıyasladığımızda hemen hemen aynı rakamlara villalar satılıyor. Ancak manzaranız yok. Burada muhteşem bir manzaranız var. Şimdi girişte güzel bir koridorumuz var. 60'a 120 seramik kullanılmış. Tavanda bir gergi tavan yapılmış ama istenirse o görsel değiştirilebilir. Hemen girer girmez sağ tarafta bir vestiyer ve ayakkabılık alanımız var. Gayet güzel olmuş burası. Ama karşı tarafa da isterse küçük gelirse biraz daha büyütülebilir. Geniş bir vestiyer ve ayakkabılık yapılabilir. Alt katta bir banyo lavabomuz var. Odamız var. Salon mutfağımız ayrı. Mutfak koridorun sonunda, salonda hemen onun yan tarafında. Hepsine bakacağız. Bazı eksikler var. Henüz tamamıyla bitmedi. Gayet güzel, geniş, şık bir banyo lavabomuz var. Uzun ince bir yol. Seramikler de burada. Eksikler tamamlanacak. Onlar da en kısa sürede bitecek. Kapılar lake, antrasit renkte. Burada da güzel bir odamız var. Klima tesisatları hazır. Ve buradan da bahçeye çıkabiliyoruz. Dışarıda da zaten güzel bir havuzumuz vardı. 3 metre gibi bir tavan yüksekliğimiz mevcut. Ve amber ışığında da led aydınlatmalar yapılmış. Çok hızlı geçiyoruz ki eksikler daha bitmedi. Bitince gelip tekrar tanıtımını yapacağız. Ayrı mutfağımız çok güzel. L şeklinde çok güzel bir mutfak tezgahı yapılmış. Tezgah arasında da yine mutfak tezgahı kullanılmış. Güzel olmuş. Ahşap, antresit renkler yerine ahşaplar artık yeni moda olmaya başladı değil mi? Mutfak dolaplarında özellikle. Lakede dolaplarımız var. Ve alt tarafında da antresit kullanılmış. Güzel olmuş ama şu ahşabın rengi bence şu antresitten daha güzel. Keşke aşağı taraf sadece ahşap olsaydı. Buradan yine bir çıkışımız mevcut. Ve kapılar da şık. Kapıların renklerine bayıldım. Biraz daha farklı olmuş diğerlerinden. Gayet güzel bir mutfağımız var. Şimdi salon kısmını çok sevdim. Hızlıca salona geçtik. Neden? Muhteşem bir deniz manzarası var. Bu manzarayı da kapatmamak için tamamıyla camdan yapmışlar ön duvarı. Çok şık duruyor. Kolonlar hariç geri kalan orta kısım tamamen cam yapılmış. Bu sürgüleri açtığınızda da şöyle gösterelim. Hem manzarayı görebiliyorsunuz hem de evi havalandırmak için çok daha ideal bir ortam sağlanmış oluyor. Güzel bir manzara değil mi? Yukarıdan daha güzel gözükecek şimdi. Tabii burada da panjur sistemi mevcut. Basıp kapatabiliyorsunuz. Başında beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Geniş bir salon. İstediğiniz gibi dizayn edebileceğiniz bir salon. Çok da güzel bir tavan yapılmış. Amber ışığında aydınlatmayı da gösterelim burayı kapatmışken. Bu şekilde ama tam da amber diyemem. Çok koyu değil. Çok koyu değil değil mi? Biraz daha böyle gece lambası havasında bir aydınlatması var. Dubleks bir villa. Yani yasal olarak yapılmış bir villa. Tripleks yaptığınızda tripleksin çatı kısmı kaçak oluyor. Daha önce de söyledim. Üst katta da 3 tane odamız var. Ve bir genel kullanım banyo lavabomuz mevcut.
Gayet güzel bir koridorumuz var. Sıralı şekilde 3 odamız, bir de genel kullanım banyo lavabomuz var dedik. Geniş bir banyo lavabo. Gerçekten dev gibi bir banyo lavabo. O kadar geniş ki. Duşakabin yapılmış. İsterinizse yarım cam da yeterli olurmuş şuradan itibaren. Güzel olurmuş yarım cam. Ama geniş olduğu için her şeyi de yapmışlar. Burada Arteman'ın muslukları kullanılmış. Güzel bir Hilton lavabomuz ve altında da dolabımız var. Burada da cam kullanılmış tezgah olarak. Çamaşır makinesi, güneş enerjisi tesisat alanı, her şey burada mevcut. Ayrıca güneş enerjisi kullanmazsanız da ısıtıcıyı buraya takabiliyorsunuz. Onların da tesisatı burada hali hazırda mevcut bir şekilde sizi bekliyor. Güzel. Gerçekten çok güzel. Odalara hemen geçelim. Laminanta bayıldım yerdeki. Rengi çok güzel. Ama keşke süpürgelikler beyaz olsaymış. Çok daha şık olabilirmiş. 16 metrekare civarında bir odamız var. Şuradan bir gösterelim. Balkona çıkıp göstereceğiz ama buradan da gösterelim. Ön tarafımız komple hazine arazisi. Karşı taraf full deniz. Denize maksimum 200-300 metre mesafede. Çok güzel bir villa sahibi olacaksınız ve 8 milyon 500 bin TL'lik bir bedel buraya isteniyor. Şimdi iki tane daha odamız var. Hızlıca onlara da bakalım. Burada da yine 15 metrekare civarında güzel bir odamız var. Buradan da denizi izleyebiliyorsunuz. Aslında her oda denizi görüyor burada. Çünkü yanımız da boş, önümüz de boş. Tam köşe parsel. Gayet güzel bir yer, şık bir yer. Dediğim gibi gerçekten şurada bir arsa var. 6 milyon TL istiyor arkadaşlar. Buranın maliyeti ortalama şu an yapmaya kalksanız 3 milyon civarında. Hesap ortada. Hesapla. Bu hesapla. Biz işin içinden çıkamıyoruz. Nasıl çıkamıyoruz? Şimdi burası 8 milyon 500 bin TL. Hemen bunun 4 parsel yan tarafında yeni bir inşaat var. Henüz camları takılmamış. 11 milyon istiyor. 11 milyon 500 bin TL istiyor. 11 milyon 250 bin lira verseler vermem diyor. Arsayı 6 milyon almış. 3 milyon harcamış, 9 milyon. Tabii ki bir de kar isteyecek rızkı da var. Ama olmuyor. Yani hesap kurtarmıyor bir şekilde. Çünkü burası aynı sırada daha iyisi 8,5 milyon. Ki bu insanlar arsayı daha önce aldıkları için bu fiyatlar. Şimdi almaya kalksalar bu fiyatlara veremezler. Gayet güzel bir ebeveyn banyomuz var burada da. Seramik çok güzelmiş. Gerçekten seçimi güzel olmuş seramiğin. Artı lavabomuz, aynamız, her şeyimiz burada mevcut. Bu oda diğerlerinden daha geniş. Artı bir de balkon var burada. Şimdi balkona hızlıca çıkalım. Hemen aslında balkondan da açılış yapabilirdik. Geniş bir balkon ama manzarayı bir göstereyim size. Muhteşem bir manzaramız var arkadaşlar. Biz şu an Uslu sitesinin yanındayız. Yani üniversite mevcut burada Uslu sitesinde bildiğiniz gibi. Onun yan tarafındayız. Ön tarafımızı gösterelim. Ön tarafımız tamamen yeşil alan. Önümüz hiçbir zaman kapanmıyor. Manzaramız da bu. Merkezi konumdayız. Çarşıya, pazara çok yakın. Buradan yürüyerek marketlere gidebileceğiniz bir mesafedeyiz. Bu manzarayı başka bir yerde bu şekilde görmek mümkün değil. Çünkü bildiğiniz gibi burası düzlük bir alan. Buranın da en şerefiyeli arsası bu. Yan tarafımız da boş. Yanı da bir gösterelim. Burada yol var. Tabii yoldan sonra da yine zeytinlik var. Orası da arsa değil. Yani yanınız da kapanmıyor. Karşıdaki yol Denizköy'ün önünden geçen Didim yolu. Yani buraya çok yakınsınız aslında. Didim'e gelirken buranın önünden geçiyorsunuz gibi bir şey. Manzaramız çok güzel. Karşı Çukur mevki. Diğer taraf Bozbük tarafına gidiyor. Ve karşı tarafta da Ege Yıldızı sitesi var. Buradan siz göremiyorsunuz ama Akbük'ü de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Güzel bir villa gezdik. 8 milyon 500 bin TL. Biz elçiyiz. Bize söylenen fiyatı size söylüyoruz. Arada yani biz bu abi burası çok ucuzmuş. Abi biz burayı 8,5 milyon yapalım. Ya da abla biz burayı 8,5 milyon yapalım gibi bir söylemle de gelmiyoruz arkadaşlar. Hatta biz elimizden geldiği kadar daha düşük tutmaya çalışıyoruz ki herkes ev alabilsin. Siz aldıkça biz kazanalım. Siz kazandıkça kazanabiliyoruz. Bunun aksini kimse iddia edemez. Biz emlakçıyız, emlak sektöründeyiz ama siz almadan biz kazanamayız. Bu kadar basit. Hesap da ortada. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Manzara çok güzel. Denize de maksimum 200 metre, 300 metre mesafede güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. 8 milyon 500 bin TL.